Takıldınız mı? Nerede kaldınız? Öldük, öldük açtık. Gözümüz yollarda kaldı. Öldük valla. Şöyle vereyim. Burcu Hanım çok geç kaldınız ama gerçekten ama yani. Tekrar yani bir kızartladım için. Bu şekildeyse tekrardan kızartmak bu süresini mi kullandı o zaman? Süresini kullandım. Bir 15 dakika ayırmış dedim ya. Tamam, 15 o zaman şimdi Ali Nazik'te öyle bir süre yok o zaman değil mi? Yani bir sosyete mantısını kızartmak için hepsini aynı anda tavaya atacaksın. Ya yani 5 dakikada kızaracak. Bir arka yap, bir ön yap. Kızart bitsin gitsin Burcucuğum yani. Yemek ısıtmak için zaten hani herkesin bir süresi var. Ama bu kadar uzun pişirdi. Bekler miyiz? Bu pişirme için. Pişirme yok, için 15 dakika. Yağda kızarttım. Yağda evet, kızarttım evet. Da geldim. Süreyi arttırmışım, zaman ayırmışım. Niye kullanmayayım? Ah Burcu, ah Burcu. Bizi var ya beklediğim gibi hani ben böyle bir şey bekliyordum ama daha da kötü oldu yani. Çok çok yavaş. Yıkıldık öldük açlıktan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Siz yağda kızarttınız Allah'ım, bunu. Allah'ım inanamıyorum. Sarımsaklı yoğurt yaptım değil mi? Oh bol 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 sarımsağı gönderdim. Ve o kadar çok ki, o kadar yoğun ki yani. İnanamıyorum sana. Ben size sarımsaksız bir menü verdim. Siz uf uf yaptınız. Alın size sarımsak. Canım sen de bulyon koydun o şeye. Neye koydum? Bal kabağı çorbasına. Ne bulyon evet, koymuşum kesinlikle ben? Kesinlikle bulyon vardı. Özellikle bulyon kullanmadım. Hayatım bulyon. Baharat çok değişik baharatlar var. Hayır onda bulyon. Ben de öyle bir tadı aldım ama. Hayır onda bulyon. Kullanmadığını söyledi. Şimdi bak biz bunu İzlerken izleyiciler, bak bence bugün itiraf et. Bak niye biliyor musun? Çünkü itiraf etmezsen onu izleyiciler mutfaktaki şeyi görecekler ve diyecekler ki bak gözün içine baka baka doğruyu söylemedi diyecekler. Yok demezler. Bak, hala şansın var şu anda bak. Bak bu şansımı kullanayım mı? Kullan bence ya ne olacak bunda? Siz bulyon kullandığına %100 emin misiniz? %100 eminim ben. Tamamen iyi niyetle bu şansı verdim sana. Sen ne yaptın? Kullanamadın İlkay'cığım. Geçmiş olsun canım sana. Neyin şansını verebilir ki o bana? Ne? Şaka mı? Koymuş muydunuz? Afiyet olsun. Yok hala koymadım. Sarımsaklı yemeğinizi yiyin siz. Siz seversiniz. Elmas Hanım beğendiniz mi? Börek olarak beğendim. Börek olarak mı? Evet. Şimdi olarak börek. Beğenmediniz. Yok, şimdi böyle yemedim. Çıtırık yani kızarmış yemedim. Makarna şey mantıyı pişirip de haşlayıp da yaptığımız mantı. Bir iri mantı, Kayseri mantısı. Sosyete mantısı daha önce yememiş miydiniz? Bu şekilde yemedim. Böreğin, börek yani bir ismi değişik yani. Sosyete olmuş yani. Bu börek sosyete böreği. Ha, böreğin adı böreğini rulo şekline vermiş. Yani bir evet sosyete. Yorum yapıyor. Hayır diyor ki bak rulo böreği. Börek yani sosyete olmuş. Hayır ama bir börek. Sosyete. Evet, kıymalı börek. Evet. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Tamam. Sarımsaklı yoğurt. Yok, uygun güzel, mu? Sarımsaklı güzel. Yoğurt. Severim ben böyle börekleri. Olmalı mı davet masalarında? Şöyle ben hani kızardırayım yağ çekiyor ya börek. Evet. Çektiği için o yağ koku, tadı, kokusu böyle bana kıymayla beraber ağır geliyor. Geliyor size. Bana ağır geliyor. Şu an geliyor mu peki o ağır koku? Anlamıyorum ben. Hayır, yok, bazen bak, diyorum. Kendi günü geçmişe gelen her şey. Hayır ama bak. Hayır tabii ki. Lütfen bakın şimdi. Siz almıyor musunuz bir o tadı ya? Bir daha bakayım şuna ya. Evet. Hele bir kere bakayım hele güle. Herkesin damak zevki tabii ki. Hayır kıymayla beraber bütünleşerek alın. Dünkü mesela sizin dün yaptığınız börekle aynı böyle. O kıymayla, o şeyin tadı, sıvı yağın tadı böyle çok... Dünkü kadar yağ çekmiş mi? Dünküne yağ çekmiş demiştiniz. Çekmedi ki direkt, oradan çıkardım. Ya da kızarttım, direkt getirdim yani. Bunu ne kurtardı? Üstündeki sosu yoğurt. Sarımsak kurtardı. Üstündeki... Evet, üstündeki... Böreğine sarımsak koyuyoruz. Çünkü nereye girerse girsin lezzet katar. Evet. Şimdi benim elimin lezzeti şimdi yok. Şimdi şöyle bir şey. Sarımsaktan da lezzetli oldu. Sarımsak evet eleştiriliyor. Davet masasına yeme. Yoğun bir baharat da benim için. Bunun içinde baharat, yani. Baharat var. Hayır, yani bunu, bu... Bak bunu, hayır ben genel söylüyorum yani. İnanamıyorum, anlamıyorum, kusura bakma. Niye anlamıyorsun benim söylediğimi? Anlatamıyor muyum ya? Yok, ben sanki başka bir şeyle iletişime geçiyormuşum gibi geliyor bana. Anlayamıyorum yorumlarınızı, kusura bakma. Elmas Hanımcığım sen beğendin mi beğenmedin mi ya? Kız onu anlamak istiyor şu anda. Anlamıyorum. Yani yoğurtlu bir böreği severim. Güzel. Ama evet devam et. Ama şey olmamış yani. Olmamış ya börek. Evet. Tamam benimle dayılsın dedi kadın sana ya, şu an. Ama yiyebildiniz yani. Hani yenilecek hale getirmişsiniz. Yorum yapmak için peki, yedim. Afiyet olsun. Pervin Hanım. Yani ben beğendim. Afiyet şöyle olsun. Ki hani şimdi bakıyorum yufkaya gerçekten yağ çekmemiş. Yani gerçekten kıyması da yağsız.
Evet. Bu tarz börekler kızartıldığında yağ peki, çekiyor. Peki Pervin Hanım yağ çekmediğini yani ben, söylüyor. Lezzetli buldun mu Pervin? Lezzetli buldum. Peki afiyet yağ olsun. Figen Hanım. Ben isterdim ki bu menünüzü hazırlarken evet davet masasında sarımsak uygun olmaz diye düşünüp ne siz patates çanağında yoğurdu koymayıp 500 bin tane ara sıcak varken ondan birini seçebilirdiniz. Sen de aynı şekilde bu kadar basit olan sosyete mantısını seçmezdin. Sarımsaklı yoğurtla her şeyini kamufle edebileceğin bir sosyete mantısını seçmezdin tatlım, tamam mı? Aynı benim uğraştığım şekilde bir menü seçerdiniz. Evet, ilk ayınıma da dün bir sürü söylendim. Ama ne dedim? Bak bir sürü yerden bir sürü malzeme toplamış mesela sonuçta. Ya siz ama ben bir şey soracağım. Yani dün hayır bakın hala cevabım ya. Dün İlkay Hanım Yunan şey Greek salatasında soğan bariz vardı. Evet. Ve o soğanı yediğiniz zaman kokardı. Allah Allah, ben size sormuyorum lütfen. İşte. Hani soğan kokan bir evet. Soğan var masada. O zaman o soğan da verilmemesi lazım ve farklı bir salata tercih edilmesi gerekiyordu. Evet. Ve siz buna laf söylemiyorsunuz. Hani evet ben bu davet masasından kalkarken ben bu soğanı yiyorum arkadaş, ağzım kokuyor. Bana net cevaplar vermiyor diyen Figen Hanım acaba soğan konusunda iki gündür neden net cevap vermiyor bana? Ben dün ama zaten kötü bakın. Şimdi, ama yok şimdi dün salataya tepki göstermediniz. Göstermedim. Niye? Canım istemedi. Ama şimdi işte, canım. Ama basit ya. Cevabını aldın mı? Cevabını aldın mı? Cevabını aldın mı? Canımız şimdi istedi de vermiyor. Canımız istemedi zaten. Genel olarak pardon lafınızı keseceğim ama genel olarak benim menümü öyle bir sirkeledi ki Figen Hanım. Öyle bir sirkeledi ki onu da es geçti herhalde. O kadar ağır bir sirkeleme yaptı ki. Ama az önce de dedi ki bak kadın farklı farklı şeyler seçmiş dedi. Dün hiç böyle oldu. Hakkını yiyemem. Hiç. Hayır. O da şoktayım şu an. Hakkını yiyemem. Hayır, bugün de ayrıca gerçekten bakın çok yani samimi duygularımla söylüyorum. Güzel mi giyinmiş? İnanılmaz şık. Bak tam bir Fransız. Bak tam bir Fransız. Peki dün benim suçum neydi? Yemin ediyorum bak hayır. Dün o fiyatın suçu neydi? Hayatım bak sen şu an var ya. Bak sen şu anda inanılmaz çok asil duruyorsun. Bak gerçekten söylüyorum. Gerçekten bir Fransız hanımefendisi şıklığındasın şu anda. Oynayayım da bir Adana havasında geçip Fransız. Vallahi bak gerçekten söylüyorum. Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Tadı güzel değil mi yani? Bakın tamam bir börek olarak. Normal evde yeseniz. Hayır. Davette değiliz. Evde yeseniz tadı güzel mi? Evde yesem. Tadı güzel mi? Evde yeseydim ben bunu evet, şayet. Evet. Sarımsaklı yoğurt koyardım o da ona lezzet verirdi zaten. Tamam şu an yani, lezzetli yani. Olurdu. Şu an lezzetli ama davet masasında sarımsak ben tamam, kabul alacağım, etmiyorum. Aldım. Lezzetli olmuş. Hadi bakalım. İstediğiniz kadar alın. Acıttık. Ben sarımsak tamam. Kabul etmiyorum. Ya yemek lezzetli olmuş mu olmuş? Olmuş. Tamam okey benim evet. Derdim o yemek tamam, lezzetli olmuş. Tamam. Evet. Siz sarımsaklı olduğu için davet uygun bulmuyorsunuz. Şimdi ben bunu kaç gündür söylüyorum zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.